Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Batı Trakya Yüksek Tahsiller Derneği'nin düzenlemiş olduğu Bir Konu Bir Konu projesinde yer almakta onur duyuyorum. 5 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında sizlere astım konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Astım, çocukluk çağının en sık rastlanan kronik akciğer hastalığıdır. Her 10 çocuktan birinde astım sorunu olduğu dünyaca bilinmektedir. Farklı etkenler nedeniyle akciğerlerdeki hava yolları duvarlarının şişmesi ve dolayısıyla bu hava yollarının daralmasıyla tarif edilen ve ataklar ile seyreden bir hastalıktır. Astım, kalıtsal ve çevresel faktörlerin bir karışımıdır. Eğer ailede astım veya alerjik hastalıklar var ise daha sık görülür. Çevresel alerjenler, ev tozu, polenler, sigara dumanına maruz kalma veya mevsimsel değişiklikler atakları tetikleyebilir. Çocuğunuzda astım varsa semptomları onun günlük aktivitelerini veya uyumasını zorlaştırabilir. Bazen astım krizleri hastaneye gitmeye bile neden olabilir. Bu yüzden hastalığı kontrol altında tutmak ve çocuğun daha az etkilenmesini sağlamak önemlidir. Astımın ortaya çıkmasında etkili risk faktörlerinin başında genetik faktörler gelir. Astım alevlenmesine yol açan faktörler ise genellikle çevresel olanlardır. Genlerin hem kendi aralarında hem de çevresel faktörlerle etkileşerek bireyin astıma eğilimini artırdıkları düşünülmektedir. Astımın genetik bir hastalık olduğuna dair yeterince veri bulunmaktadır. Anne babadan birinin astımlı olması durumunda çocukta astım görülme riski %20 ila 30'a yükselmekte, anne ve babanın her ikisinin de astımlı olması durumunda bu risk %60 ile 70'e ulaşmaktadır. Erkek cinsiyeti çocukluk dönemi astımı için önemli bir risk faktörüdür. 14 yaşından önceki dönemde astım erkek çocuklarında kız çocuklarına yaklaşık 2 katı olarak bulunmuştur. Yaş ilerledikçe bu fark kapanmakta, yetişkin dönemde gelindiğinde ise astım kadınlarda daha sık görülür hale gelmektedir. Obezite tek başına astım riski ve prognozunda etkili bir faktördür. Astım, vücut kitle indeksi 30'dan yukarı olanlarda daha sıklıkla gözlemlenmektedir ve daha güç kontrol edilmektedir. Obez astımlılar, normal kilolu astımlılarla karşılaştırıldıklarında daha düşük solunum fonksiyonlarına sahiptirler. Atopi, besin alerjisi veya egzema varlığı çocuklarda ve genç yetişkinlerde astım sıklığını arttırmaktadır. Ayrıca son yıllardaki çalışmalar, alerjik duyarlanmanın daha ileri yaşlarda da astım görülme sıklığını arttırdığı yönündedir. Bebeklik döneminde alerjen maddelere fazlasıyla maruziyet, gebelikte annenin sigara içmesi veya ebeveynlerin sigara kullanması riski arttırmaktadır. Bebeklerde ağır solunum yolları rahatsızlıkları ve son olarak anne karnındayken bebeğin yetersiz beslenmesi ve düşük tartılı doğması risk faktörleri arasında yer almaktadır. Astımda yaygın olarak görülen belirtiler oyun sırasında, geceleri veya gülme sırasında ortaya çıkan sık öksürük nöbetleridir. Öksürük tek belirti olabilir ya da başka durumlarla birlikte seyredebilir. Bunlar nefes darlığı, soluk alıp verirken ıslık sesi ya da hırıltı, istirahat sırasında hızlı nefes alıp verme, göğüs sıkışması ya da göğüste ağrı, solunum sırasında kaburgalar arasında çekilmeler, oyun sırasında kolay yorulma, zayıflık ya da halsizlik hissi olabilir. Astımlı tüm çocuklarda aynı bulgulara rastlamayabiliriz ya da tüm hırıltılar veya öksürük astım kaynaklı olmayabilir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda astım tanısı koymak zordur. Daha büyük çocuklarda hastalık genellikle çocuğun tıbbi öyküsüne, semptomlarına ve fiziki muayenesine göre teşhis edilir. Tıbbi öykü alınırken çocuğun solunum problemleri, ailede astım hikayesi, alerjiler, egzema gibi cilt hastalıkları
veya diğer akciğer hastalıkları sorgulanabilir. Astım tanısında sıklıkla kullanılan testler, akciğerdeki hava miktarını ve solunumdaki hava hacmini ölçen solunum fonksiyon testleridir. Bu testler 6-7 yaşından küçük çocuklarda yapılamayabilir. Bu nedenle teşhis öykü, semptomlar ve muayene bulguları ile konulur. Bazı durumlarda akciğer filmi veya alerji testleri de yardımcı olabilir. Astım tedavisi hastanın tıbbi öyküsüne ve astım şiddetine bağlı olarak planlanır. Başarılı astım tedavisi, astım tetikleyicilerden uzak durma, düzenli doktor kontrolü ve astım ilaçlarının düzenli şekilde kullanılması ile mümkündür. Astım ilaçları iki gruba ayrılır. Kontrol edici ilaçlar her gün düzenli alınmalıdır ve antiinflamatuar etkileri vardır. Semptom giderici ilaçlar ise ihtiyaç halinde kullanılır ve bronş açıcıdır. Hızlı bir şekilde semptomları düzeltirler. Astımlı veya alerjik çocuklarda astım tetikleyici olarak en sık rastladığımız ev dozu akarı alerjisidir. Burada ana hedef hastanın çevresindeki ev dozu akarı miktarını en aza indirmektir. Bu yüzden ev içinde alınması gereken bir dizi önlemler vardır. Özellikle yatak odasında halılar, kilimler, kadife perdeler, peluş oyuncaklar gibi toz tutan eşyalar kaldırılmalıdır. Yatak ve yorgan yün ya da pamuk yerine sentetik olmalıdır. Çift nevresim kullanmak faydalı olabilir. Çarşaf ve nevresimler haftada bir 50 derecede yıkanmalıdır. Halılar güçlü elektrikli süpürgeler ile temizlenmelidir ve mümkünse çocuk temizlik esnasında evde olmamalıdır. Ev ortamı nemli olmamalı ve iyi havalandırılmalıdır. Ev içi nem oranı %40 ila %45 olmalı. Eğer nem oranı %45'i geçiyorsa nemi suya çeviren aletler kullanılmalıdır. Ev içinde rutubet de olmamalıdır ve sıvı sızdıran yer varsa mutlaka tamir edilmelidir. Alerjik astımı olanlar bahar aylarında araba ve evlerin pencerelerini kapalı tutmalıdırlar. Polen mevsiminde maske kullanılmalıdır. Dışarıdan geldiğinde kıyafetler değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Alerjik rinite olan çocuklarda burunları sık sık fizyolojik serum ile yıkanmalı. Üzerinde küf veya mantar örenmiş eşyalar evden uzaklaştırılmalıdır. Evde mümkünse evcil hayvan bulundurulmamalı ve sigara içilmemelidir. Astımlı hastalar solunum yolu hastalıklarına daha kolay yakalanırlar. Bu nedenle her yıl Eylül-Ekim aylarında grip aşısı yaptırmaları uygun olur. Bazı astımlı hastalarda egzersiz yapmak astım hatağını başlatabilir. Bu nedenle egzersize başlamadan önce solunum yolu genişletici ilaç almalarında fayda vardır. Tabi tozlu ortamlarda egzersizden de uzak durmaları gerekir. Astım hastalığı erken teşhis edildiğinde tedavisi güç değildir. Ancak sabırlı ve kararlı bir tutumla uzun süre tedavi edilmelidir. Genel olarak çocukluk çağında astım tanısı olmuş hastaların yaklaşık %50'si veya 60'ı ergenlik döneminde iyileşirler. Fakat hangi çocuk ergen olunca hastalığı atlatacağı ya da hangisinde ergenlik astımı devam edeceği belli değildir. Son olarak bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.